Boğaziçi Üniversitesi'ndeyiz şu anda. Görüntüler oraya ait değerli izleyiciler. Oradaki çocukların protestosunu engellemeye çalışan bir polis var. Gördüğünüz gibi hani devletin değil bir partinin polisi olma durumunu her gün ispat ediyor bize gerçekten de. O çocukları terörist olarak adlandıran Cumhurbaşkanı'nın bu söyleminden hemen sonra müdahaleler başladı. Gözaltına alınmalar başladı. Evet. Ya şöyle müdahale başladı. Niye aramıyorlar beni? Hayır. Engin yayındasın. Engin'e söyleyelim. Şu anda görüntülerle yayında arkadaşım. Sadece görüntüleri değil aynı zamanda Engin'in sesini de duyuyorduk az önce. O da tabii bir gazeteci refleksiyle bu görüntüleri izleyicilerimize aktarmaya çalışıyor. Ama biz o görüntüleri alıyoruz. Arkadaşlar gösterdiler. Gördüğünüz gibi saat yarım gibi zaten söylenmişti eylem yapılacağına. Bir protesto ve basın açıklaması yapılacağı söylenmişti. Engin duyuyor mu beni? Engin duyuyor musun? Evet duyuyorum Zeynel yine şu anda. Güney Kampüs önündeki bekleyişimiz devam ediyor ama Güney Kampüs'e gelmeden 20 metre ileride öğrencileri şu anda gözaltına aldılar. Evet otobüsün içini gösteriyoruz. Polisin müdahalesiyle kafede oturan öğrenciler gözaltına alındı ve polisin şu anda görüntü almamıza da engel olduğunu görüyorsunuz. Basın mensuplarını da süpürmeye çalıştılar. Şu anda zor şartlar altında yayın yapıyoruz. Burada polis otobüsün etrafını tamamıyla kapattı ve 10 kişilik öğrenci grubu şu anda basın mensuplarını da engelliyorlar. Öğrencileri otobüsün içine koydu şu anda güvenlik güçleri müdahaleyle ve şimdi de basın mensuplarının işini yapmasını engelliyorlar. Bu kadar kişi. O şekilde durun. Evet şu anda gördüğünüz gibi polisler otobüsün etrafını, çevik kuvvet ekipleri otobüsün etrafını tamamen kapatmış durumda. Hapishanede. Yaka paça öğrencileri oturdukları yerden kafeden alarak otobüsün içine götürdü çevik kuvvet ekipleri ve herhangi bir protesto da yoktu. Beyefendi iteklemeyin lütfen. Görevimizi yapıyoruz lütfen. Evet güvenlik güçleri gerçekten burada basın mensuplarını öğrencileri aldıktan sonra basın mensuplarına da müdahalede bulundu. Süpür emri geldikten sonra basın mensupları iteklenerek atılı ve şu anda buradan çıkmamıza da izin vermiyorlar. Basın mensubu mu? Bakın arka tarafta da basın var. Beyefendi işimizi yapıyoruz lütfen. Tamam lütfen iteklemeyin. Evet şu anda arada sıkışmış durumdayız. Zeynel Lüle hemen kameraman arkadaşım arka tarafı göstersin. Şu anda otobüs hareket etti. Öğrencilerin alındığı otobüs hareket etti ve önümüzü açtı güvenlik güçleri. Çok yoğun bir polis ablukası altında şu anda Boğaziçi Üniversitesi'nin etrafı henüz basın açıklaması başlamamıştı bile. Öğrencilerin 12.30'da yapacağı basın açıklaması başlamamıştı bile. Hemen yan tarafında bir polis yoğunluğu oluştu ve kafenin içinde oturan buraya destek için gelen ama henüz dışarıya bile çıkmamış olan öğrencileri gözaltına alıp müdahale ederek otobüsün polis aracının içine koydu polis ekipleri ve ardından görüntü almak isteyen basın mensuplarını itekleyerek, müdahale ederek alandan uzaklaştırmaya çalıştı güvenlik güçleri ve şimdi tekrar güney kapısı önüne doğru ilerliyor çevik kuvvet ekipleri. 10 kişilik bir öğrenci grubu burada yapılacak basın açıklaması için güney kapısının önüne gelecekti arkadaşlarına destek vermek için. 2 tane Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi tutuklanmıştı ve bu durumu protesto amaçlı öğrenciler bugün basın açıklaması yapacaktı güney kapısının önünde. Dışarıdan gelen öğrenci arkadaşları da yine bu okulda okuyan öğrenci arkadaşları da destek amaçlı gelmişti ve oturdukları kafenin içinden çıkarken ekipler gözaltına aldı. Burada yoğun bir polis kalabalığı öğrencilerin üzerine çullandı.
ve öğrenciler yaka paça otobüslere bindirildi. Hemen akabinde ise basın mensuplarına müdahale oldu ufak çapta. Yok, öğrenciler işte şu anda bulunduğumuz noktadan da yine uzaklaştırıyorlar. Zeynellü'yle biz hemen arkamızdaki noktada burada yapılacak basın açıklamasını takip edecektik ama yaklaşık 10 dakika önce oradaki müdahale başlamadan önce buradaki ekipler yine yanımıza geldi, güvenlik güçleri. Buradan ayrılmamızı istedi. Karşı tarafa geçmemizi istedi ama biz oradan görüntü alamayacağımızı dile getirdik. Bunu söylediğimizde, buradan ayrılmak istemediğimizde söyledik ve tehdit edildik. Buradan süpürürüz o zaman, müdahale ederiz basın mensuplarına da dediler. O yüzden biraz daha geri çekilmeye karar verdik ve basın mensupları olarak şu anda bulunduğumuz noktada bekleyişimizi sürdüreceğiz. Birazdan hemen arka tarafımızda öğrenciler tutuklanan arkadaşlarına destek amaçlı bir basın açıklaması yapacaklar. Bunun takibini de sürdürmeye devam ediyoruz Zeynel ile. Gelişmeler oldukça sizlerle paylaşacağız. Çok teşekkürler Engin Açar. 10 kişilik bir öğrenci grubunun yapacağı basın açıklamasına dahi tahammül edemeyen ve görüyorsunuz polis sayısı sanki resmen teröristlere yönelik bir eylem, bir gösteri gibi. 10 çocuk var ama belki 100 katı fazla polis orada görev yapıyor.